CHP Genel Başkan adaylığını düşünen biri var mı? Var. Kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer. Aa. Tabii. CHP Genel Başkanı. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu'yla da görüşecek. Destek, destek arayacak yani öyle mi? Tabii. Peki Kılıçdaroğlu arkasında mı? Şimdi Kılıçdaroğlu'yla yiyecekleri yemekte ne konuşacaklarına bağlı. Çavbella. Şimdi o ne Tunç demek. Soyer Tunç Soyer -Tunç Soyer, Tunç Soyer Çavbella ile çok anılan bir belediye başkanıydı. Ya, onun için Tunç Soyer yoktu. aslında 2023 seçimlerinden sonra da 2023 seçimlerinden önce de düşünüyordu. Kemal Bey eğer Cumhurbaşkanı seçilebilseydi CHP Genel Başkanı olmak istiyordu. Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanı adaylığı için çalışma yürüteceği yönde. Ha şimdi Gürkan 9 Eylül'deki kurultayda biz genel başkan seçimli bir kurultay olmayacağını görüyoruz. Ama tüzük kurultayından çıkan maddeler, tüzükte yapılan değişiklikler eğer parti içindeki belli bir kesimin isteklerine karşılık vermezse yani beklentileri karşılamazsa ekim ve kasım ayında da bu genel başkanlık tartışması sürer. Ekim ve kasım ayında parti içi muhalefet bir genel başkan adayı çıkaramazsa ondan sonra bu tartışma biter. Hmm. Tunç Soyer de siyasi kulislerde konuşulanlara göre tüzük kurultayından sonra ya da tüzük kurultayı öncesi genel başkan adaylığı için bir kulis yürütecek hem Kemal Bey ile görüşecek hem Ekrem İmamoğlu'yla da randevu alarak görüşeceği bugün benim konuştuğum CHP kulislerindeki bu konuları bilen arkadaşlarım tarafından da oldukça ilginç bana bir dile getirildi. Verdi. Şimdi evet. ikincisi kısa dalga internet sitesi az önce bir son dakika haberi geçmiş. Meral Akşener'in CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağı yönünde, Aa. evet ee, bir öyle bir haber yayınlanmış bu ihanet meselesi yüzünden şimdi ama ona geleceğiz. Sen ha. önce bu şeyleri bir toparlayalım da. Tamam. Ee, Kılıçdaroğlu'nun şimdi şeyini konuştuk. Kurultayda genel başkanlığa aday olacak mı sorusuna verdiği cevap var. Hı hı. Bana talep olursa olurum tamam. diyor. Onu, onunla ilgili görüşlerimi söyleyeyim yani ben. Görüşlerini söyle, hazırlıkları da söyle, varsa. Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam bu tartışmalara, bu polemiklere girmek yerine genel başkanlığımın bittiği günden itibaren partinin abisi akil adamı olma pozisyonuna otururdu. Bence de. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu zaten partiyi 13 sene boyunca yönetti. 13 sene boyunca yönettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini ve parlamentodaki çoğunluğu kaybettikten sonra peşine gelen bir kurultay e kaybı kendisinin geriye dönmesini zorlaştırıyor. Şimdi sizin geriye dönebilmeniz için bir sokakta böyle bir talebin olması lazım. İki size toplumsal bir taleple ve onun da partiye yansımasıyla geri dönün denmesi lazım. Ben Kemal Bey'i çok severim, çok sayarım. Saygımdan hiçbir zamanda e, bir eksilme de olmamıştır. Ama Kemal Bey'in bu tartışmaların içine girip delege beni çağırırsa ben dönerim demesini ben doğru bulmuyorum. Bunu söylediğimde de yanındaki bazı arkadaşlarımız sistem ediyorlar ama ya arkadaşlar siyaset doğru zamanda doğru tavır alma işidir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi beğenin beğenin konjonktür gereği deyin, partinin başarısı gereği deyin, şu deyin bu deyin bir seçim başarısıyla çıktı mı çıktı. Ama onun mimarı Kemal Bey işte. Abi kimse onu reddetmiyor. Ona bakarsan Kemal Bey'in başarısının önceki mimarı da Deniz Baykal'dı. Ama önceki değil. de efendim ondan önceki Deniz de Ecevit böyle bir yani, mimarlığı yok. Bir şey söyleyeyim yapmayın. Deniz Bey de aldığında hayır, parti alacağını Hayır hayır Kemal puan Bey parti merkeze oturtmaya çalışınca edeceğim. Bak Deniz Bey'in dönemindeki politik ihtiyaçlarla Kemal Bey'in dönemindeki politik ihtiyaçlar Türkiye'nin sosyolojisi, ekonomik yapısı, kültürel yapısı çok değişti. Yani Deniz Bey genel başkanlığı bıraktığında hmm. Türkiye başka bir Türkiye'ydi. Kemal Bey devraldığında başka bir Türkiye oldu, Kemal Bey bıraktığında da başka bir Türkiye oldu. Yani toplumlar sonuçta dinamiktir, toplum durduğu yerde durmuyor ki. Yani Kemal Bey, mesela Allah rahmet eylesin, Deniz Bey Ergenekon davasında çok dik durdu, Kemal Bey aynı tavrı sürdürdü daha da öne geçti. Yani örnek olarak söylüyorum ya da başka konularda. Ben Kemal Bey'in bu tartışmaların içine girmesini doğru bulmuyorum. Neden? Ben gerçekçi konuşacağım. Yani yanına gidip gelen arkadaşlarımız bence çok doğru şeyler de anlatmıyorlar. Ya Kemal Bey genel başkanken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başında Tunç Soyer vardı. Şenol Aslanoğlu il başkanıydı. E İzmir'den Kemal Bey'in genel başkanlığına rağmen Özgür Özel'e 17 oy çıktı. Adana'dan 13-14 oy çıktı. Ankara'dan bizzat delegeleri oturup yazmalarına rağmen 20'ye yakın delege gitti Özgür Özel'e oy verdi. Yani o gün... Özgür Özel'e oy veren Kemal Bey döneminde seçilmiş delege bugün niye gelip Kemal Bey'e oy versin ya da imza toplasın? Ya gerçekçi olmak lazım. Kemal Bey'in yapması gereken akil adam olmasıdır, partinin abisi olmasıdır, partinin başarısı için Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'na, diğerlerine destek vermesidir. Bir kurultay çağrısı yapılırsa imza toplanamaz. Bak çok açık söylüyorum imza toplanamaz. Yani bu da Kemal Bey'i gereksiz yere yıpratır. Bence bu konuda Kemal Bey'e kim gidip ne anlatıyorsa yalan söylüyor. Dostluk yapmıyorlar, çok açık söylüyorum. Yani arkadaş hepimiz o kurultay süreçlerini yaşadık. Kurultay delegesi de oldum milletvekili olduğu için. Doğal delege oldum, o imzaların nasıl toplandığını biliyoruz. Muharrem İnce, Muharrem İnce adayken, bakın Kemal Bey de genel başkandı. Ben gittim Kemal Bey'e oy imza verdim. Fotoğraf çektirdim. Fotoğrafı yayınladım. Birçok arkadaşımız bu tavrı koymadı. Ulan ya yarın Muharrem İnce gelirse vesaire diye. Yani bu kurultay süreçleri öyle dışarıdan göründüğü gibi tak dedim şak diye yaptılar şeklinde olmuyor. Kendi içinde bir dinamiği var. Kendi içinde bir sosyolojisi var. Ya kurultay delegesi dediğiniz kişi sabahleyin çıkıp kurultaya giderken eşe eğer kurultaya gelmiyorsa kardeşim şu kişiye oy verirsen eve gelme dediğinde orada o kurultay delegesinin oy şekli de ortaya çıkıyor. O yüzden Gürkan Kemal Bey'in yapması gereken şey bence şu. Bu tartışmaların tamamen dışında durması lazım. Partinin bir genel başkanı var ve partinin genel başkanı da şu anda böyle bir tartışmaya mahal ver, vermiyor. İkincisi burada da CHP Genel Merkezi'ne bir görev düşüyor. Bu kurultay Gürkan tartışmasıdır, şey şudur budur bir boşluk bırakıyor CHP Genel Merkezi. Özgür Özel'e de buradan seslenelim. Yanındaki bazı arkadaşları bir böyle evet. e, çeper oluşturuyorlar Özgür Özel'in çevresinde. Herkesi açmaları lazım partiyi. Kimsenin kendisini dışlanmamış hissetmesi lazım. Kurultay'ın kurultay salonunda kalması lazım. Kurultay kurultay salonunda kalmıyorsa, 4 Kasım kurultayı orada sonuçlanmıyorsa o zaman bu tartışmalar sürer ve az önce Fuat Uğur'un işaret ettiği noktaya CHP bir türlü gelemez. Peki. Neyi diyor Fuat Tur? Diyor ki kardeşim CHP neyi tartışmalı? Ülkenin geleceğine ilişkin şeyler söylemeli. Ama biz burada neyi tartışıyoruz? Bizim de günahımız değil bu. Yani kimse de bize kızmasın. Bu tartışmaları biz de başlatmıyoruz. Kemal Bey'in yapması gereken odur. Tüzük kurultayı ve Meral Akşener'le ilgili söyleyeceklerim de var. Onlar söz Söyle, sırası şöyle bir, reklama gideceğiz. bir reklama gideceğiz. Aynen Reklam dönüşünde ekranı olur mu? Tamam. Bir reklama gidelim sevgili izleyiciler. Meral Akşener olayı çok ilginç bir hal aldı. Çünkü bugün dün Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener için dolaylı yoldan ihanet vurgusu yapmıştı. E, bugün Kısa Dalga e, internet sitesine açıklama yapıldı. E, bir dakika. Çok sayıda da mesaj var. Oradan bulmaya çalış. Ha. E, diyor ki dün yayınlanan Kılıçdaroğlu söyleşisi üzerine Akşener'e söz hakkını kullandırmak için Meral Akşener'in kurmaylarıyla yaptığımız görüşmede Meral Akşener'in kurmayları söz hakkımızı basın üzerinden değil yargı yoluyla kullanacağız demişler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen bir dava geliyor bir dava açacak ama iş bununla bitmiyor bir de Ümit Özdağ var Ümit Özdağ bugün zehir zemberek bir açıklama yaptı adeta Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçtirmemiz lazım şeklinde bir ifade kendisine kullandığını söyledi çok çok ilginç Türk siyasetinde ilginç ifadeler bunlar Bunların hepsini ayrıntılarına gireceğiz. Kısa bir ara aranın ardından Taksim Meydanı devam ediyor.